Bana çıkar mısınız? Katılan arkadaşlarıma, siyasi partili arkadaşlarıma, sizler adına, Maltepe halkı adına ve şahsım adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Görüyoruz ki söz konusu halkların kardeşliği olduğu zaman, söz konusu olmazsa olmazımız olan barış olduğu zaman, söz konusu annelerin gözyaşlarının dökülmemesi olduğunda, söz konusu masum çocuklar katledilmesin olduğunda bütün Türkiye bir araya geliyor. Hangi siyasi partiden olursak olalım, şu kahrolsun sloganları pek hoş değil arkadaşlar. Mustafa Kemal Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı verdiğinde, İzmir'e gittiğinde Yunanistan bayrağını ayaklarının altına serdiklerinde onu almıştır. Asla böyle bir şey yapmayın. Çünkü milletlerin ve ulusların onuru çok kıymetlidir. Bu savaşa imza veren liderler katildir. Bu savaşa imza atan generaller katildir. Bu savaşa göz yuman emperyalist ve kapitalist sermaye katildir. Dolayısıyla hedefi şaşırtmamak lazım. Halkların kardeşliği dediğimizde elbette ki bizim gibi, bizler gibi, Filistin halkı gibi İsrail'de de, Amerika'da da, Avrupa'da da, bütün İslam ülkelerinde bu savaşa karşı direnç gösteren milyonlarca insan vardır. Sıkıntımız şu, bu milyonlar adına hareket eden zat-ı muhteremlerdir yanlışı yapan. Dolayısıyla o nedenle bu mitingin adını sessiz miting koyduk. Çığlığımızı daha fazla görebilsinler, duyabilsinler diye. Biliyorum ki evlerinde, iş yerlerinde, şu anda arabasında seyahat eden bütün Maltepe'liler yüreği bizimle birlikte çarpıyor. Biz şu anda kürsüde gördüğünüz gibi söz konusu barış olduğunda, söz konusu ülkemizin bağımsızlığı, ülkelerin bağımsızlığı olduğunda bir yumruk gibi kenetleniyoruz ve halkların kardeşliğini savunuyoruz. Orta Doğu'da yıllardır kan dökülüyor. İsrail kurulduğunda Filistin'in toprak ölçümü ne kadardı? Bugün ne kadara düşmüş? Bu soru işaretini hepimizin anlaması ve değerlendirmesi gerekiyor. Neden? Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki yurtta barış, dünyada barış arkadaşlar. Savaşın panzehiri barıştır. Biz illaki barış diyeceğiz. Barış demeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Bu sesimizi çoğalttıkça çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum.